Evet. Yeni bir robot turnuvasında yine birlikteyiz. Umarım derslerde yaptıklarımızı uygulama imkanı buluruz. Kuzey ortağımız pas dedi. Doğu 2 pik, zayıf 2 pik açtı. Bayağı güzel puanı var. 17 onur puanı var. Kontrol deyip üstüne konuşabilirim ama muhtemelen ortağım kör de anlayabilir. Bu yüzden blöf demeyi tercih edeceğim. Evet. Sürdürmenin pek bir anlamı yok. Ortaktan bir şey gelmedi. Muhtemelen zayıf bir eli var. Puanlar herhalde ben de doğu batı arasında da kalanlar. Peki pas diyelim. Defansla başlayalım. Görelim hemen. Parça var. Ve 2 geldi. 3 ve 4'ü görmüyorum. Yok. 4 buradaymış. 3 ve 7. Geldi. Şimdi ve devam etmemizin bir faydası yok. Körü düşünelim. Köre çaka imkanım var ama kuzeyi nasıl ele alacak? Kuzeyin ele alabilmesi için ne olabilir ki? Üstten ben bir karoyu. Pastaysa zaten yapacak ama vale. Evet. Oynadı. Şakaya mecbur bakalım. Kör kaçıyor. Güzel. Kör, evet, tek nörü kör ruvasıymış. Görünen o. En pası yapmaya da ihtiyacı kalmadı. Tamam. Evet, bir batırdık. İyi netice. 96 çok iyi. Çok iyi. Demelen bizim tarafta oynayanlar puan olmuştur diye düşünüyorum. Evet, 4 tref ile iyi ya. Yani. O da 75 almış aslında bir batmasına rağmen. 5 trefe çıkanlar kayıp. Aşağısı hep bizim bu taraftır. Yani yapanlar var. 4 kör, 4 karo, 5 kör. Bunlar tabii felaket kötü sonuçlar. Tek başımıza yapma imkanı yoktu. Gayet güzel bir pik açar. Elim var. Taktan hiç ses yok. Tref. Pikör. Şimdi elimiz güzel dedik ama aslında tek as bile yok. Tref ruada tek olduğu için bu kadar da değeri yok. Yani 3 puanlık değeri yok. 4'e kalırsa güzel olur. Öf dedi. Ne defanstayız. Ne defansta kaldık. Tabi ortağımız açtığım için pik hata yaptı. Ruva gitti. Dediğim gibi yani 3 puanlık bir değeri yok. Defruasın tek parça olmasın.
İkinci şeye geçtim. De. 4 parça yerde gördüğünü tut derler. Gördüğümüzü tutalım. Madem karıyı görüyorum, öyleyse karıyı tutayım. Güzel de oldu. Karoruva, evet. Güzel. Def oynuyor. Karıyı sakladığımız iyi oldu. Gördüğünü tut. Gördüğünü tutamıyorsan duyduğunu tut derler. Şey, uzatlattık galiba. Çünkü 5 trefe kadar çıkabiliyormuş. Güzel. Sonuçlar iyi. Yine açar elimiz var. Ve dengeli 13 puanlık bir el. Bir karoya kontur dedi. Bunun anlamı kör ve pik 4 parça. Körü 4. Ne diyeyim şimdi? Sanzot'u da diyebilir da. Sanzot diyelim. Pike çıktı. 3 tref. Tref. Pik. Bir. Var. Niye vale koydu? Bu tek anlamı dam benim ortaktadır da ondan. Başka bir anlamı olamaz. Elinde dam olsa öyle oynamazdı. Ha. O zaman ya de bunu da var. İlk alacağımız kesin de ben de almakla gerekiyor. Bunu aldık. Önersem kör. Ama benim ortak da gittik. Şey var. Neyse. Aynı şey. İki istek olsun. Kötü bir netice aldık. Oldukça kötü. Bir batırabilirdik herhalde. Var. Sonra bakacağız. Nerede hata yaptığımıza. Bir hata yaptığımız kesin. Ne yaptık? Şöyle hemen bir bak. Bir taraf almamız gerekiyordu. Aldık. Karodan böyle körü yanlış oynarsa ancak olur. Ruvayı koyuverdi. Ruvayı koyunca ruvayı kaçırmış oldu. Vale koysa işe yarayacaktı. Peki 10-13. Çok dengeli bir el var. 3 sansottan iyisi zor bulunur. Üç el pikten hazır. Karoyu
Dikkatli oynarsak 5 el olur. Körden oynadığımızda 6.'yı alırız. Şimdi karo her iki tarafa da empas yapılabiliyor. Ama trefte bir zafiyetimiz var. Bir trefte alımına batabilir bile. Şöyle yapacağım. Bir görün. 2 geldi en küçük. 4 geldi. Kalan en küçük. Bunun anlamı sanki birinde 3, birinde 1 var gözüküyor. Bakalım. Bunlar sinyal vermeyi severler. Hatırladım, evet. Doğru bir iş yaptık. Kulaç olduğu için ben oynadı. Aldık. Şimdi bundan sonrasını dikkatli oynayalım. Karı oynadığımız zaman kağıt kaçmamız gerekecek. Ne kaçacağız? Karı oynayalım ve bir tref bir kör kaçacağız. Pardon, bir tane olduğuna göre bir tane kaçacağız. Nasıl oturup bir tref dama gelmesi ilginç. Tref tam sanki as bende diyor gibi. Tekrar sayalım. 6. el geliyor. İlkten 2 el var. 8. 4'e bir el alırsak eder 9. Ama ben şöyle oynayacağım. Böyle belki fazla çıkarmak gerekebilir. 9 kolay. Defasının yerini min edince iş kolaylaştı. Bunu da aldık. Nasıl olsa bütün kağıtları eser durumdayız. Yani bunu da kaçırdık. Belli oldu o zaman. Artı bir olacak. Evet, artı bir şey yaradı.